Hello. Biz gidiyoruz. Ay sıkıştın mı hayatım? Sabah çok erken daha. Saat 7 sanırım. Bolcaada'ya gidiyoruz. Gözlerim açılmıyor. Geç yattık, erken kalktık. Güzel bir tatil olsun diye umuyoruz. Bir tane Amerikanlı alabilir miyiz? Mutlu musun? Mutlu musun karın sana sürpriz yaptığı için? Evet. Hiç belli olmuyor. Gül azıcık. Ya aklının patlamadı. Tamam. Bozcaada feribot iskelesine geldik. Bu Geyikli'den Bozcaada'ya geçeceğiz feribotla. Online biletimizi almıştık. Öyle olunca beklemiyoruz. Şurada gördüğünüz araçların hepsi bilet almayanlar. Geçişi bekliyorlar. Bizim biletimiz de saat 1'de. Saat şu anda 11.45 olduğu için biz biraz erken gelmiş olduk. Oraya geçiş yasakmış. 12.30'dan önce giremezsiniz dediler. Biz de şimdi 12.30 olmasını bekleyeceğiz. Şurada bir yerde bir çay bahçesi var. Çay, kahve, bir şey içelim. Sonra zaten saat gelecek, feribota bineceğiz. Bozcaada'ya geçeceğiz. Bir 15 dakika kadar sürüyormuş. Yol güzel geçti bu arada. Biraz bize uzun geldi çünkü yollar virajlıydı. Normal Çeşme yolu gibi değildi. Direkt otobana bağlamıyordu. Ama geldik şu an. Aşkım. Merhaba. Yolu beğendin mi? Yani yol nasıldı? İyiydi. Nasıldı? Sen kullandın arabayı. Rahattı ya. Yoldan yana bir sıkıntımız yoktu da işte Edremit'te falan birazcık tatil beldesi olduğu için ışıklar vardı. O yüzden. Evet. Şehir içine sıkıntı. Saat 5 saat falan bekler insanlar, öyle bir kuyruk var. Bu çekilecek dert değil yani. Aynen. Kesinlikle eğer gelmeyi düşünen ya da gelecek olan varsa bu biletinizi online almadan kesinlikle gelmeyin. Bu beklemeye değmez yani bu sıcakta. Bunların hepsi bekleyen arabalar bu arada. İşte biz de kafeye yaklaştık şimdi. Geçiyoruz. Saçım başım ne durumda bilmiyorum. Çok şükür feribota bindik. Biraz feribot gecikmeli geldi. Bizim normalde randevumuz 1'deydi ama 1.20 geçe gibi geldi. Ancak şu an 1.30'da hareket etmiş oldu. Yarım saat rötarlı gidiyoruz. Bir 15 dakika sonra Bozcaada'dayız inşallah. Orada tekrar görüşürüz. Adaya geldik. İlk önce bir otelimize gittik. Eşyalarımızı yerleştirdik. Sonra buraya beach'e geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi denize gireceğiz. Biraz soğuk gibi duruyor. Biliyorsunuz Bozcaada'nın zaten suyu biraz serin oluyor. İnşallah yüzemeyeceğimiz kadar serin değildir. Bakalım şimdi kremlenip gidiyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Bozcaada'ya geldik. Söylediğimde orası çok soğuk oluyor. Gitmeyin. Ya da işte yüzemezsiniz, rahat edemezsiniz diyenler vardı. Evet, gerçekten diğer denizlere göre yani bir Antalya'ya bakıldığında serin. Ama normale göre yani biz Çeşme'ye de gitmiştik 2-3 hafta önce. Çeşme'den kat kat daha güzel su. Çeşme'de daha soğuktu. Burada yani Çeşme'de girerken titreyerek böyle üşüyerek girdik. Ve denizin içerisinde çok fazla kalamamıştık. Burada girdiğimizde yarım saat 45 dakikadır suyun içerisindeyiz ve hiç üşümedik. Su tertemiz, berrak, inanılmaz tuzlu, çok güzel. Yani buradaki beach'i de sevdik, güzel bir beach. Tavsiye ediyorum, gelmek isteyen olursa mutlaka hani bakabilir, deneyebilir, öneriyorum ben. Böyle aşırı bir tatlı yere geldik akşam yemeği için. Bayağı bir meze söyledik, biraz abartmış olabiliriz ama buranın meşhur yani kendi spesiyeli olan ürünlerden söylemeye çalıştık. Şu özellikle böyle deniz ürünlerinin sarılı olduğu, dışı kalamarlı, kendilerinin yaptığı bir sos. Şu keçi peyniri üzeri susamlı bir şeymiş. Kendi karışımları yine üzerinde kuru üzüm, domates, nar ekşisi, bol tatlıyla ekşili bir şey dedi. Karides. Şu sıcak ota bayıldım. Efsane güzel bir şey. Üzerinde yoğurt ve kendi sosu. Deniz 30 ot karışımı varmış içerisinde. Tereyağlı muhteşem. Biz çok beğendik. Daha da bir sürü söyledik. Gelecek şeyler var. Biz burayı beğendik, sevdik. Reçellerimizin hepsini kendimiz yapıyoruz. Hepsi benim hatta. Portakal kabuğu. Yine işte böyle kurut olarak yapılıyor. Ham incir, ayva, kumkuat, kireçte beklemiş kabak ve benim favorim acı biber. Acıdır bayağı. Daha çok peynirli. Focaccia ekmeği, beyaz çikolatalı brownie, vişneli. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Ekşi mayalı dereotlu ve beyaz ekmek. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederim. Ayakları kendimizin acı konusu. Bugün ücretli bir beach'e gitmiştik. Ayaz makyajına geldik. Burası çok güzeldi. Böyle hiç halk plajı gibi değil. Hatta diğer gittiğimiz yerden daha çok beğendik diyebilirim. Şimdi onun üst tarafında Vahit'in Yeri diye bir restoran var. Oraya geldik. Şimdi öğlen yemeğimizi yedik. Her şey enfesti. Balıklar, mezeler, işte tatlılar, meyveler. Her şey çok güzeldi. Buradan dönünce mutlaka bir diyete başlayacağız zaten. Çünkü burada en az
neredeyse bir 3-4 güne aldığımızı düşünüyorum 2 günde. Çok yedik. Bu arada dün alkol almıştık biliyorsunuz. Bugün alkol almamayı düşünüyoruz. Daha doğrusu bugün değil, bundan sonraki günlerimizde alkol içmeden sokaklarını gezdik. Güzel kafeler falan gördük butik tarzında. Oralarda böyle tatlılarını yiyip oranın meşhur işte ünlü olan ve tavsiye ettikleri yiyecekleri, içecekleri denemek istiyorum. Ve tatilimiz şu anlık bu yönde. Dün fazla çekim yapamadım. Hatta bugün denizde de çekemedim çünkü çok sıcaktı. Böyle çok güneşti. O yüzden ekranı da çok göremedim. Nasıl bir şey çıkacağını bilemediğim için çekmek istemedim. Şimdi burada yemeğimizi yedik. Şuradan şöyle şuraya kadar meze dolabı. Ama çok güzel şeyler var. Şimdi odaya geldik, duşumuzu aldık, hazırlandık. Yemeğimizi zaten yemiştik. Bozcaada'nın sokaklarını gezeceğiz. Böyle çok güzel evleri, duvarları, ağaçları, çiçekleri olan bir yer biliyorsunuz. Deyip sokaklarında güzel fotoğraflar çekinip Instagram'a atacağız. Işık gitmeden çekinelim. Fırsat bulursam, ışığı da güzel yakalarsam vlog da eklerim yine sokakları. Gezerken çekebilirsem dediğim gibi. Onları da vlog koymayı düşünüyorum. Bugün böyle biraz daha soft bir makyaj yaptım. Zaten bugün çok fazla yandım. Bikini izim bile çıktı. Tiplerimi indirmeme rağmen yine de gözüktü yani, ama yapacak bir şey yok. Bunlar inşallah böyle biraz esmerleşir, kırmızı kalmaz diye umuyorum. Bu şekilde bakalım, şimdi gideceğiz. Mustafa da hazırlandı. Salla video. Bu arada bir de şunu söylemek istiyorum. Bozca Oda Otel'de kalıyoruz biz. Burayı böyle muhtemelen iki evli çift işletiyor böyle eşiyle birlikte. İkisi de çok tatlı, çok ilgililer. Biz çok sevdik. Yani bizim kaldığımız oda küçük taş oda diye geçiyor. Ben son dakika rezervasyon yaptırmış olduğum için, bir de bayram üzerine denk geldiği için odalarda yer kalmamıştı. O yüzden sadece son küçük taş odamız kaldı dedi. Oda 6 metrekare artı 3 metrekare de banyo var. Toplam 9 metrekare oda. Yani bizim misafir odasından bile daha küçük, biraz böyle sığmak için zorlandık ama onun haricinde çok hijyenik, çok temiz ve böyle kaliteli bir otel. Eğer böyle gelmek isteyenler, Bozca'yı ziyaret etmek isteyenler olursa göz kapalı Bozca Oda'da kalabilirler. Aynı şekilde mesela biliyorsunuzdur, butik otellerin kahvaltıları genelde çok güzel olmuyor. Haşlanmış yumurta falan getiriyorlar. Yenmeyecek reçeller, peynirler oluyor. Burada öyle bir şey değil. Hepsi, ben sabahta vlog çekmiştim. Orayı da koydum. Kendileri anlatıyor. Hepsi reçellerin el yapımı. Aynı zamanda ekmeği, dereo ekşi mayalı ekmek kendi yapımları. Yumurta soruyorlar mesela. 4-5 çeşit yumurta var, nasıl istersiniz diye. Buranın böyle çeşitli değişik otları var. Dün de meyhanede yemiştik. Sıcak otlu bir şey. Burada da yumurtayı bir yer varmış. Oradan kendileri toplayıp ıstırgon otu bilmem ne falan 7-8 tane otun karışımı böyle bir yumurta vardı. Ben onu denemek istedim. Mustafa her zamanki gibi sucuklu yumurta yedi. Ama ben böyle değişik olduğu için otlu yumurtayı denemek istedim. İçerisine peynir de koymuşlardı. Çok güzel olmuştu ama yarın farklı bir yumurta denemek bir istiyorum. Bir de domatesli yine ekmek mi ne var? Domatesli kekikli değişik bir ekmek vardı. Onu da çok beğendik. Odanın küçük olması haricinde her şey muhteşem. Ama dediğim gibi kahvaltı falan hepsi çok güzeldi. Sen beğenmiş miydin kahvaltıyı? Güzeldi, evet. Evet, yani diğer normalde kaldığımız butik otellere göre gayet şeydi. Ben çantamı aldım. Aldım. Ha, tamam. Şimdi başladık bakalım yürümeye. Gidiyoruz. Bizim kaldığımız otel de şöyle şeyde kaldı. Sokaklarda. Gayet güzel. Biraz rüzgar var akşamları. Dün de story'de de atmıştım Instagram'dan. Üşümüştük, şal falan istemiştik. Gündüz de bir o kadar sıcak oluyor. Akşam sadece serin oluyor, anlamadık. Ama biz çok fazla yandığımız için şu an bu serinlik bize iyi geliyor. Bakalım, gidiyoruz şimdi. Size de çekeceğim sokakları. Bir de Bozcaada'nın meşhur bir çiçek pastanesi var. Şimdi oraya geldik. Geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıtın isterseniz. Şöyle bizim spesiyellerimiz var. Pudinglerimiz. Muzlu su, şeftalisi, karadutlu su. İçinde meyve parçaları, pandispanya kek parçaları ve bizim hazırladığımız pudingimiz var. San Sebastian'ın biz değişik çeşitlerini denedik. Çikolatalı siyer fıstıklısı ve frambuazlısı. İmizalarımız gayet güzeldir. Çileklisi ve muzlusu da var. İç kısmında pastacı kreması, pastacı kremasının üstünde çikolatalı muhallebi, onun üzerinde de burçak bisküvisi sarılı. Kurabiyelerimiz? Kurabiyeler de 4 kurabiye bizim. Çiçek pastanesinin meşhur kurabiyeleri. Damak çatlatan Hindistan cevizi kakaolu. Kavala, tereyağlı bademli, beyaz un kurabiyesi tarzında olan da damla sakızlı. Orta kısmında da bütün badem tanesi var. Taci Tahir badem lokumu da bademli ve Hindistan cevizli. Şu ikisi gördüğünüz kurabiyelerin glutensiz fındık unuyla yapıyoruz. Anladım.
Ben böyle pandispanyalısın, spesiyeliniz olan bir şeylerden yemek istiyorum. Şimdi biz karar verelim. Bakalım seçimimizi size de göstereceğim. Ben şimdi bir içecek olarak Amerikan'da söyledim. Mustafa beri hibiskus söyledi. Onlar da kendileri yapıyormuş beri hibiskusu. Ben tatlı olarak da muzlu pudingi istedim. İçerisinde şöyle pandispanya kekinin parçaları varmış. Orada gördüğünüz rula halinde değil, daha böyle farklı bir sunumda getiriyorlarmış. Bir de Ibiza olanı söyledik. Bunun da hem muzlusu hem çileklisi vardı ama biz bu muzlu olduğu için çilekli denemek istedik. Bunun da içerisinde pastacı kreması varmış. Üzeri de böyle gördüğünüz gibi çikolata ve kek parçaları var. İki tane de böyle kavala tadına bakmak için, yani buranın meşhur kurabiyesi olduğu için iki bir adet de bundan söyledik. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel olduğunu tahmin ediyorum zaten ama bir yemek için de sabırsızlanıyorum. Gerçekten tam böyle o pastacı kremasıyla pandispanya kekinin birleşimi muhteşem olmuş. Mustafa da bana bakıyor. Çok sabırsızlanıyor bence. İyi aşkım, sen de tadına bak. Önerilerimi tekrar böyle anlatmaya, söylemeye devam edeceğim. Diyorum yani, uydurmuş. Bir şey uydurmayacağım, ben olanı söyleyeceğim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Biz işte Bozcaada'nın sokaklarını gezecektik falan filan. Neyse gezdik, biliyorsunuz ada burası çok büyük olmadığı için gezilecek yer bitti. Tüm sokakları gezdik, yani 3,5 saattir falan geziyoruz, yine bence iyi gezdik. Bitti, neyse dedik ki saat daha erken, saat 8.30. Ne yapalım, hani bir yerde alkol de almak istemiyoruz, söylemiştim daha önce. Bar dedik, arabayla gidilecek işte sulu bahçe varmış, tuz burnu falan bir sürü yer varmış. Buralara gidelim gezelim. Hem akşam böyle sahil kenarında falan da belki otururuz, bir şeyler yaparız. Burada bir otopark var. Bayağı ama böyle dik yokuş. Ben geldik, dik yokuşu çıktık. Arabanın önüne geldik. Mustafa ne dese beğenirsiniz? Sen söyle istersen. Arabanın anahtarını otelde bıraktık. Gerçekten. Şimdi o yokuşa indik. Tekrar otel için bir yokuş çıkacağız. Sonra o yokuşa ineceğiz. Sonra tekrar otopark için bir yokuş çıkacağız ama o yokuşta öyle böyle yokuş değil. Şimdi size otelin yokuşunu göstereceğim. Bir de otoparkın yokuşunu unutmazsam döndüğümüzde orayı da çekeceğim. Otele gidiyoruz. Arabanın anahtarını alacağız. Sonra tekrar otoparka gelip Ayazma'ya, işte o sulu bahçeye dedikleri yerlere falan gideceğiz. Şu an bir yokuşa görüyorum. Sana yazıklar olsun ya. Yanlış. Neyse. Hayır. Berfisin arası işte. Yediğimiz şeylere eritiyoruz diyebiliriz değil mi? O anlamda bakmak lazım bir de. Diyeti önceden başladık. Spor yapıyoruz yokuş çıkarak. Şimdi bekleyin. Kamerayı çevirip şöyle şuradan çıktık. Böyle gideceğiz. Ve daha da bu yolun sonuna kadar. Şu an burası yokuş değil. Asıl yokuş ileride başlıyor. Oraya gideceğiz. Sonra tekrar otoparka döneceğiz. Araba yokuşta olmuş olduğu için Mustafa şu yokuşu çıktı. Şöyle geldi. Araba şurada ileride bir yerde. Kendisi çıktı. Ben ona düz yoldan geldim. Şöyle bekliyorum. Otoparkın orada. Yokuşu ben çıkmamış oldum. Arabayla gelip şimdi beni alacak. Adada en iyisi şu ATV'ler ve motosikletler bence. Çok konforlu. Her yere rahat ulaşım. Çünkü şehir merkezinde bir süre sonra araç girişini yasaklıyorlar. İçeride araçla gezemiyorsunuz. Çok yokuş olduğu için de yürüyorum. Sevdin mi? Güzel, çok iyi. Ayı da göstereyim. Şimdi kendimizi böyle bir sokakta bir kahveci varmış. Oraya attık. Böyle dağılmış vaziyetteyiz. Çünkü gerçekten tam kaç saattir aşkım? Yani bir saattir falan. Hayır, daha fazla. 1,5 saat. Yani 10,5. Evet. O kadar saattir böyle bir gün batımına gitmiştik. Gün batımı tepesi vardı. Oraya gittik. Oradan dönüşte burada bir şey, ücretsiz otopark var. Yani yere baktık, hiçbir yerde yer yok. Ama var ya, zaten böyle yollara da araba park etmişler. İki yönlü böyle geliş gidiş vardı. Tek yönde biri bekliyor. Diğer yerdeki araçlar geliyor. Sonra diğer yerdeki araçlar geliyor. Böyle iğrenç bir şeydi. O kadar yorulduk ki arabada stres olduk, gerildik. En son çok şükür böyle 1,5 saatin sonunda bayağı uzak bir yere park ettik arabayı. Taksiyle gittik, geleceğiz yarın arabayı almaya. Ve yol üstünde bir yer bulduk. Burası otele de biraz yakın. Mustafa çok yoruldu ve çok stres oldu. Neyse, çok şükür en azından yer bulmuş oldum. Şimdi burayı da size göstereyim. Şöyle güzel bir yer. Şöyle minderleri falan koymuşlar. Şöyle bir yer. Bunların güzel tatlıları var.
pastamızı söyledik, kahve söyledik. Ben soğuk kahve içeceğim. Bugün çok kahve içtim ama yine kahveden yana tercihimi kullandım. Mustafa da sıcak filtre kahve içecek. Bir de limonlu cheesecake varmış. Limonlu cheesecake söyledik. İçerisinde çekelim size unutmazsam yorgunlukta. Sonra otele gidip uyuyup dinlenip yarın tekrar böyle bol bol yüzeceğiz. Yarın zaten son denize girişimiz olabilir. Çünkü cuma günü döneceğiz. O gün de feribota dönüş biletini almayı unutmuşuz. Randevu saat 9'a vardı, sabah 9'a. O yüzden o gün çok bir şey yapamayacağız 9'da feribota gidersek eğer. Tek yarınımız kalıyor. Yarın da doyu doyu geçirmeyi düşünüyoruz. Günaydın. Otelin 3. gününden hepinize merhaba. Bugün son günümüz. Bu gecede kalıp ondan sonra yarın sabah yola çıkacağız. Söylemiştim, bilet bulamadığımız için sabah en erken saatte almak zorunda kaldık feribot biletini. Sabah böyle kahvaltı bile yapmadan direkt yola çıkacağız. Bugün Habbela mı? Öyle bir beach varmış. Geldiğimizden beri doluydu. Rezervasyon kabul etmiyorlardı. Ama Mustafa bayağı ısrar etti. Bugün de dolu olmalarına rağmen. Gelin yardımcı olalım. Olmazsa bir restoranda ağırlarız. Size bir çay kahve ikram ederiz. Ondan sonra uygun bir şezlong ayarlarız demişler. Ve oraya gideceğiz. Dün otoparkta biraz sıkıntı yaşadığımız için, otoparkta yer bulamadığımız için daha doğrusu, arabayı biraz uzak bir yere bırakmıştık. Şimdi taksiyle oraya gideceğiz. Çünkü hava sıcak. Şimdi bir çayımızı içiyoruz. Sonrasında gideceğiz. O beach'i de size plajı da gösteririm. Biz Habbela'ya gittik. Size yani Mustafa'nın görüştüğü adam, gelin burada misafir edeyim biraz, sonrasında iptal olan ya da işte bir yere şezlong katıp size alırım dediği kişiye gittik. Gördüğünüz gibi buradaki herkes bekliyor. Çok sıra var. İşte sıraya girerseniz bile ihtimal yok bilmem ne falan dedi. Yani biz de kabul etmedik daha doğrusu, sonrasında beklemeyelim o zaman dedik. Yani ihtimal de yok diyorsanız. Sinir olduk biraz. Yani eğer böyle bir işletmen varsa ve gel diyorsan bir insana, sonuçta biz 15 dakikalık yol gittik oraya. Yani adam sırf öyle dediği için. Orada tekrar bir tolerans, bir şey tanıman lazım ya da bunu hiç söylememen lazım. Biz doluyuz, alamayız. Adam meğer ihtimal, 30 kişi aynısını söylüyor. Ne 30 kişisi? Belki böyle bir 50 kişi falan vardı yani sırada bekleyen. Saçma, herkes aynı şeyi söylemiş ve herkes de kapıdan çeviriyorlar şu anda. Böyle gereksiz saçma bir şey yaşamış olduk. Neyse, bu da bize ders oldu. Eğer gelecek varsa ya Habbela'ya önceden rezervasyon mutlaka yaptırın ama böyle 2 hafta önceden falan yaptırmanız gerekiyor. Ya da hiç gitmeyin. Bence burada bir tane o şekilde bir beach olduğu için talep görüyor. Ve onun dışında işletmenin iyi olduğunu zannetmiyorum. Müşteriye davranış biçiminden de belli. Hiç böyle hoşumuza gitmedi tarzları, davranışları. Biz ilk gün geldiğimizde gittiğimiz bir Neco Beach vardı. O da böyle tuz burnunda öyle bir mevki sanırım. Orayı sevmiştik. Biraz daha böyle gölgelik. O yüzden oraya gideceğiz. Çünkü ilk gün böyle Ayazman denizinde çok güzel diye duyduğumuz için Ayazman denizini de görmek istedik. Gerçekten mükemmeldi deniz. Çok güzeldi. Yine şemsiye ve şezlong vardı ama şemsiye çok böyle koruma anlamında yeterli değildi. O yüzden biraz fazla yandık. Tekrar bu taraftan gideceğiz. Buradan. O yüzden tekrar aynı biçe gidiyoruz. Ayazma'ya değil. Ama Ayazma'da böyle bir plaj olsaydı yine orayı tercih ederdim. Çünkü oranın denizi daha güzeldi. Ama işte bu yanmanın üzerine tekrar bir yanmak istemediğim için daha böyle gölgelik olan bir biçe gidiyoruz. Öyle. Bakalım, gidelim. Orası iskeleli falan zaten. Orada yüzeceğiz birazdan. Dediğim Neco biçe geldik. Burası bu şekilde bir yer. Gayet güzel bir işletme yani bence. Deniz de güzel. Şurada gösterdiğim dediğim gibi iskele var işte. Orada. Bu şekilde deniz de güzel. Burada ücretli otopark yok. Sadece Ayazma'da dün bir tane Vahit'in yerinde bulmuştuk. Oraya park ettik. Otopark fiyatları da gayet uygun. Tüm gün geçerli oluyormuş. 30 liraya üzmüştük. Şöyle gördüğünüz gibi yollar hep yokuş. Şimdi biz bizim otelin yakınında olan bir otopark var. Oraya gidiyoruz. Şimdi size kaleyi de göstereceğim. Kale var ve Meryem Ana Kilisesi var. Bizim otel ikisine de çok yakın ve ikisinin de manzarasını otel arasından görebiliyoruz. Kahvaltı yaparken story atmıştım zaten. Şu gördüğünüz yer otopark oluyor. Şu an böyle boş gibi durduğuna bakmayın. Dün tam böyle 1,5-2 saat kadar falan burada yer aradık. Akşam 6-7'den sonra kalabalık oluyor. Plaj dönüşü. Aynen. Hem böyle bu tarafta hem de böyle bu tarafta çift yönlü araçlar park etmiş. Yolda dolayısıyla tek şeride düştüğü için çok fazla trafik sıkışmıştı. Şurada da şöyle bir otopark var ama orası da dolu. Şimdi biz şuradaki otoparka gideceğiz. Bakalım. Burada yer çok bak. Şu anda evet zaten vardır. Çünkü saat erken şu an. 3-3.30 gibi. Herkes ya plajda ya başka bir yerde olduğu için. Her yer boş şu an. Ama işte akşam geldiğimizde asla yer olmuyor.
pek sıkıntısı olmadı göstereyim. Ben de bugün biraz fazla süslendim. Güzel oldum. Kendimi beğendim. Şimdi o kadar acıktık ki bugün çok fazla bir şey yememiştik. O yüzden hemen böyle pizzamı yemek istiyorum. Öyle bakalım beğenecek miyiz? Onları da tekrar paylaşırım sizlerle. Şimdi biz bugün akşam yemeği için In Vino diye bir mekan var. Geldik. Ben quattro pizza söyledim. 4 peynirli. Mustafa da bacon mu öyle pizzası varmış. Onu söyledi. Buranın kendi meşhur bir şarapları varmış. Kundura. Ondan söyledik. Onu içeceğiz. Kocamın da doğum günü bu arada. Bugün 12'den sonra ama biz bugün kutluyoruz. İyi ki doğmuşsun tekrar sevgilim. Sen de iyi ki varsın. Böyle bir yer. İyi ki doğdun. Aşkım doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz. Sağ olun. Üflemiş olayım hadi. Bir dakika dur. Bakayım gözlük takacağım. Şimdi şu gördüğünüz yokuşu çıkacağız. Tam gözükmese de. Neyse Mustafa'nın bugün 12'den sonra doğum günü. Zaten ona sürprizi Bozcaada'ydı yani buraya gelmekte. Güzel vakit geçirdik 3 gün dolu dolu. 3 gece hatta. Evet bitirdik adayı. Aynen artık adada yapacak bir şey kalmadı. Her yeri her şeyi gezdik. Zaten 4-5 günden sonrası sıkabilirmiş. O yüzden iyi ki tam böyle ideal 3 gün almışım. Çok yoruldum. Fazlasına gerek yokmuş. Bu kadar da yeterli oluyormuş. Biz çok güzel dolu dolu bir 3 gün geçirdik. Böyle çok güzel farklı denemediğimiz lezzetleri denedik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Kaldığımız yer çok güzeldi. Gittiğimiz bütün restoranlar olsun, yediğimiz bütün yemekler. Her yer biçlerden tutun. Tek bir tanesi falsa verdi ama onun haricinde hepsi çok güzeldi. Artık odaya gidip biraz toparlanacağız. Valizimizi ayarlayacağız. Zaten bahsetmiştim oda çok küçük. O yüzden bütün eşyaları açmamıştık. Karışık bir odamız yok Allah'tan. Şimdi hemen böyle bir valizi üstten toparlayacağız. Ondan sonra böyle güzel bir uyku. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Sonrasında sabah erken yola çıkacağız. Erken gideceğiz. Şimdi otelin önündeyiz. Kahvemizi içip sonrasında odaya geçiyoruz. Aşkidom. Sağ ol. Görüşürüz. Ölüyoruz diye üzülmüyoruz. Normalde tatil bitiyor diye üzülürdük. Ama bu sefer üzülmedik. Çünkü ada zaten küçük olduğu için gezilebilecek, yapılabilecek her şeyi yapmış olduk. Görmemiz gereken her yeri gördüğümüzü düşünüyoruz. Yeterince böyle dolu dolu geçmiş oldu bizim için. Son videoda da Yes Tomorrow sırada Mustafa'nın doğum günüydü. Yani bu geceyi böyle 12'ye bağlayan gün, 15 Temmuz Mustafa'nın doğum günü oluyor. Ak çaplı, hani böyle tatlıyla doğum gününü kutladık Mumufle'de. Orada kesmiş olduğum videoyu, ben de doğum günü kutladım çünkü. Bir daha da açamadım. Başka bir yere gittik. Orada bir Türk kahvesi içtik. Sonra başka bir yere gittik. Orada da çay içtik. Normalde alkol almayacağız demiştik ama doğum günü olduğu için böyle birer kadeh şarap tatmak istedik. Gerçekten o şarabı da çok beğendik. Bu sabah çok erken kalkmamız gerekecek. İnşallah yine feribot gecikmeli olmaz. Erken gideriz. Eğer erken olursa ve çok yorgun hissetmezsek kendimizi, kahvaltımızı Çanakkale'de böyle sahilde falan yapmayı düşünüyoruz. Yandığımız için çok böyle acıyor vücudumuz. Eğer kendimizi kötü hissetmezsek böyle bir Çanakkale'de de tur atmayı düşünüyoruz. Ona da yarın karar vereceğiz. Şimdi biz bir eşyalarımızı toparlayıp sabah tekrar görüşmek üzere. Herkese günaydın. Bugün 4. gün artık yola çıkıyoruz. Şansımızı sanki bilerek yapılmış gibi 4. gün tam giderken bir rüzgar çıktı. Şu an çok fazla esiyor. Tam zamanında gidiyoruz bence. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama şu 15 Temmuz günü aşırı rüzgarlı. Bu yakınlarda gelmek isteyen varsa, gelmeyi düşünen varsa mutlaka hava durumuna baksın. Biz tam zamanında gidiyoruz bence. Çünkü ciddi rüzgar var yani. Yola çıktık. Ayvalık'a kadar geldik. Şu an dinlenme tesisine durduk. Kahvaltı yaptık. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi Starbucks'ta bir kahve alacağım. Bir buyruk var. Bir sıra var. Allah'tan ben çok sıra beklemedim. Gittiğimde boştu. Ben sadece kahvemi almak için bekledim. Mustafa kahve sevmediği için o çay içti bu arada. Ne oldu aşkım? Uyku mu var senin? Daha yani var yolumuz. Şeydeyiz. Burası neresi? Nerede durdun? Akçay falan ya. Şu anda Akçay'dayız. Buradan da az kaldı bakalım Mustafa'ya. Gittiğimde bir tekrar böyle size adayı anlatan ada deneyimlerimi, işte tavsiyelerimi, önerilerimi, önerim olmayanlara hepsine eve gittiğimde şöyle güzelce bir kafamı dinledikten sonra çiriş videosu olarak koymayı düşünüyorum.
Herkese tekrar merhaba. Biraz videoyu gecikmeli çekiyorum. Daha doğrusu eve geldiğimde sizlere video çekecektim. Ama o gün eve geldiğimde direkt valizi açtım. 3 posta falan renkliler, siyahlar, beyazlar diye ayırıp yıkamaya attım. Ev aşırı tozlanmıştı. Aslında camları falan da kapatmıştık ama inanılmaz bir toz vardı. O yüzden balkonu sildim. Nevresimleri değiştirdim. Yemek yaptım, yemek yedik falan derken yani evle uğraşmaktan aslında videoya vakit bulamadım. Bugün de en yakın arkadaşımız evleniyor. Onun düğünü var. O yüzden hazırlandım. Hazır hazırlanmışken kameranın karşısına o şekilde çıkmak istedim sizlere. Yorgun yüzümle ve çok kırmızıydı tenim, gerçekten çok fazla yandığım için o şekilde çıkmayayım dedim. O yüzden videonun tamamlanması için aslında bugünü bekledim. Şimdi Bozcaada için sizlere önerilerim. Kesinlikle Ayazma plajı, Halk plajı bile olmuş olsa kesinlikle gidip görmeniz gereken bir yer denizi için. Denizi muhteşemdi. Böyle çok güzel, dümdüz bir deniz. Biz 45 dakika, belki 1 saat falan deniz içerisinde kaldık, yüzdük. Çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkincisi Nejo Beach var. Nejo Beach'e gidebilirsiniz. Burası da güzel. Yemekleri, mutfağı da güzeldi. Habbela var. O biçi kesinlikle önermiyorum. Hizmet anlamında sıfır. Vlog'ta da bahsediyordum zaten. Yiyecek içecek anlamında da Immino diye bir yer var. Pizzası ve şarabı ve gittiğinizde mutlaka meşhur şeftali tatlısından mutlaka yiyin. Aşırı güzel, kendi spesiyalleri olan bir ürün. Biz Mustafa'nın doğum günü için o tatlıdan söylemiştik. İlk defa denememize rağmen enfes bir tatlıydı. Çok beğendik. Hatta böyle tarifini falan sordum ama kendi spesiyalleriymiş. Gerçi anlattılar ama yapabilir miyim bilmiyorum. Nevreste diye bir mekan var. Mezeleri bin bir çeşit, aşırı güzel bir yer. Zaten böyle sokakta, orayı da atmıştım. Oraya da kesinlikle gidin, mezelerini yiyin. Yani özellikle onların önerdiği kendi spesiyeli olan şeyleri deneyin. Çiçek pastanesine uğramadan mutlaka Bozcaada gezinizi bitirmeyin. Çiçek pastanesinde enfes bin bir çeşit tatlı var. Pastalar, kurabiyeler, kekler vesaire, içecekler, her şey çok fazla ve her şey mükemmel. Kesinlikle oraya gittiğinizde orayı da bir deneyin lezzetlerine. Gün batımı tepesine mutlaka gidin ama otopark sorununu düşünün. Çünkü otoparkta sıkıntı yaşarsınız dönüşte. O zaman da çekmiştim. Gerçekten yer olmuyor ve gün batımında da inanılmaz bir araba yoğunluğu, inanılmaz bir trafik. O yüzden gidiş dönüş saatlerinizi mutlaka çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Aklıma şu anlık gelenler bunlar. Giderseniz mutlaka dediğim gibi bu tavsiye ettiğim yerlere uğramayı unutmayın. İlk kez tatil video çekiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çekerken, size anlatırken, size tavsiyelerde bulunurken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Başka tatillerde görüşmek üzere diyelim. Tekrar gittiğimde tatile çeker miyim? Nereye gideceğimiz belli değil şu anda. Belki tekrar çekerim eğer severseniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen, çok rica ediyorum, kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.